Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Ben İzzettin Üster, kanalıma ve videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Evet arkadaşlar, bugün günlerden 30 Haziran 2022 Perşembe günü Balıkesir Havran Büyükbaş Pazarı arkadaşlar. Yine geldik. Elimizden geldiğince fiyatları soracağız. Biliyorsunuz kurbana çok az bir zaman kaldı. Artık son pazarlarımız. Yani bugün pazarda bir patlama bekliyorum. Kurbanlık hayvan nerede, hangi delikte kurbanlık hayvan varsa bu bölgede Havran pazarına bugün gelir arkadaşlar. İçerisi bakalım nasıl, araç kalabalığı dışarıdan belli ediyor zaten pazarın havasını. İnşallah güzel, faydalı bir video yapacağız sizlere. Evet, içeriye geçmeden sizlerden ricamız kanalımıza abone olmanız ve videolarımızı beğenmeniz. Ve bir de, yani bize destek olmanız. Destek veren herkese şimdiden çok çok teşekkür ederim. Bir yandan Celep abilerimiz de bizi düdüklüyor burada arkadaşlar. Yani gide gele buralarda bizi tanımayan kalmadı. Hepsinde abi kardeş gibi olduk. Sağ olsunlar. Hadi vakit kaybetmeyelim. Şimdi hep birlikte içeriye doğru geçelim. Kurbanlık fiyatlarını sormaya başlayalım arkadaşlar. Ahmet abicim selamünaleyküm. Aleyküm selam İzzetciğim, hoş geldin. Hoş bulduk abi, nasılsın? Teşekkür ederim İzzetciğim, sen nasılsın? Biz deyiz abi. Nasıl hayvanları getirmişsin abi pazara? Bu sene biraz satışlar abi, yavaş galiba. Bu sene biraz yavaş. Yani imkan, alım gücü biraz zayıf zaten insanların. Bu sene biraz sıkıntı. Aynen abi. Ama yine de Allah'a şükürler olsun sattık. Bir 6-7 hayvanımız kaldı işte. Maşallah abi, yine bir şey kalmamış ya. Kalmadı. Bunlar da satılır. İnşallah, inşallah olur. İnanıyorum ben, takipçilerimizden de yine izleyenlerden arayanlar olacaktır. İnşallah. Çünkü hayvanları görenler zaten hasta kalıyor. Yani çok güzel yorumlar geldi. Aynen. Seninle yaptığımız videoya çiftliğinde. Şimdi, videonun da çok faydası olduğunu gördüm yani zaten. Çok arayan oldu. Doğrudur. Hatta böyle teşekkür için arayan bile oldu hayvanlar. Doğrudur abi. Bakması, şey bakması. Yani çok faydalı bir video oldu. Aynen. Ne güzel abi. Faydamız olduysa ne mutlu bize. İnşallah. Allah razı olsun. Ayağına sağlık. Bir de şimdiki hayvanlarımızı da göstereyim. Yani yine zaten bu hayvanları büyük ihtimalle biz göstermiştik. Aynen. Onların içinden gelen hayvanlar. Aynen. Şöyle iki tanesi yatıyor. Bunlar dana mı? Dana değil mi? Dana bunlar. İkisi dana. Şurada üç tane daha var. Şöyle göster. Bu da dana. Bunların ikisi düve. Bunların ikisi düve. Abi kilolardan bahsetsek, bir fiyatlardan bahsetsek. Mesela şu önümüzdeki danamıza ne diyoruz? 30 civarında diyoruz. 30 diyoruz. Kilo ne var? 250 kilonun üstünde. 250'nin üstünde. Aynen. 30 bin lira diyoruz. Pazarlığımız var. Pazarlığımız var. Yani bu hayvan nereden baksan yine tercihe göre 6 kişi 7 kişi ise kaldırır. Yani 6 kişi rahat kaldırır. 6 kişi rahat kaldırır, daha tercih meselesi. Aynen. De olabilir. Aynen abi. Orada bir de güzel kır danamız var. Onu da gösterelim. Düvelerimize nasıl diyoruz fiyat? Düvelerimize 21 diyoruz. Ham düve mi bunlar? Ham düve, hiç doğum yapmamış. Hiç doğum yapmamış. 21 diyoruz. Kilo ne görüyoruz? Ha, bu 200 kilo civarında. 200 kilo civarı. Bu? Bunu verdim özellikle. Bunu verdik. Kaça verdik abi, sormasayım? 17'ye verdim özellikle. 17 bin liraya verdik. Aynen. Hayırlısı olsun. Bunda ne vardı kilo? Ha, bu tahminim 160 kilo civarında bir hayvan. Şu kuvvetli danayı da göstereyim. O da bayağı bir kuvvetliye benziyor abi. Şöyle geç abi sen önden. Ay maşallah. Ay maşallah. Vallahi Ahmet abi. Bunlar bir de gece 12 gibi falan sardık. Hayvanlar aç burada. Su. Aynen. Aç. Onu çekti hayvan kendine ama yine de eti üstünde yani hayvan. Abi, bakımlı hayvan belli zaten. Şöyle bir arkadan da göstersek şu hayvanı. Şöyle bir çevirtirsen abi. Bir görsünler izleyenler de. Yani yandan belli olmuyor ama butlar ayrılmış da ayrılmış butlar. Maşallah arka çok kuvvetli. Evet. Besi yerinde. Kilosu besi, ne görüyoruz bunda kilo? Bu 330 ile 350 arasında. Karkas ağırlığı arkadaşlar ağırlığı. Bu. Yani canlı 700 kilo fazla. Üzeri 750 kiloya gider gibi. Civarında. Randıman nasıl oluyor bu hayvanlarda? Abi bu hayvanda %60'a yaklaşıyor izlet. Yaklaşıyor değil mi? Yaklaşıyor. Çünkü ay maşallah. Bu hayvan çok sık. Aynen. Çok sık hayvanlar. Yani randımanı satıcıyı bile yanıltıyor bu hayvanlar. Aynen aynen, bizi bile yanıltıyor. Ben abi diyorum, kesiyorum 250 gelir diyorum, bir kesiyorum 280 kilo geliyor. Benim şimdi demin şeye de söyledim, orada sizin köylüler var ya. Hem Mehmetler. Dedim abi bu havasından suyundan mı Paşaköy'ün dedim, bu hayvanlar nasıl oluyor böyle? O da diyor yani yemin yoncası önünden eksik olmuyor. Yani senin aynen çiftliğe de geldik. Gördüm. Yiyebildiğine yem önündeydi. Aynen aynen. Valla
Ya bizim bir dilim ekmek alıyorsa bundan sayesinde. Biz bunlara evet. bakmazsak İzzettin. Allah bize bundan doğru söylüyorsun Ahmet abi. Biz bakalım. İki dilim yiyeceğimize bir dilim kalsın ama aynen. malımız da aynen abi. Güzel olsun. Vallahi böyle düşünmen bizi de mutlu etti. Abi bakalım inşallah bunlar da satılır zaten. Çok kalmaz diye düşünüyorum ben. İnşallah. Sen de bizim sesimiz olduğun için Allah sana razı olsun. Ne demek abi ne demek. Helal, helal olsun abi siz de helal edin. Helal olsun ne demek. Ben de numaram var yine paylaşırım abi. Tamam, tamam. Yetişen olursa alır yetişemezse artık. Yeni seneye diyelim aynen. Hayırlı pazarların olsun. Allah razı olsun hakkını evet. Kolay gelsin abi helal olsun. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz abi. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Sezai abi selamünaleyküm. Nasılsın abi? İyiyim abi. Abi ne var bugün elimizde? İki hayvan var. Başka bir hayvan satılmadı. Onlar duruyor. Bir dana bir düve mi bu? Bir dana bir düve. Şu danamız kurbanlık mı abi? Kurbanlık. Kaç para fiyatı? Bana 21 diyoruz. 21 bin lira diyoruz. Kaç kilo gelir karkas? Vallahi karkas 130 kilo, 140 kilo. 130-140 kilo karkası var. 21 diyoruz. Pazarlığımız var. Bakalım düveye ne diyoruz? 23. Bu nasıl? Kurban oluyor mu? Kurban kapaklı. Bu kaç kilo? 200 açar o. O kadar var mıdır? Var. Ay maşallah. Vallahi döve daha iyi o zaman danaya göre. Nasıl? Soran var mı? Pazarın durumu nasıl? Daha soran yok şu anda. Bekliyoruz pazarı. Hayırlısı olsun abi. İnşallah satarsın. Sağ ol abi. Kolay gelsin. Sağ ol. Sene de hayırlısı. Evet arkadaşlar. Burada da abimizin hayvanları var. Şöyle bir tane danası, bir tane düvesi var. Düvemiz yalnız maşallah var ayaklı. Hem etli hem ayaklı arkadaşlar. 10 numara düve. Bunun fiyatı 45 bin lira arkadaşlar. Canlı 650 kilo gelmiş. 45 bin lira diyor abimiz. Pazarlığı illaki var. Amdo ve doğurmamış düve. Kurbanlık. Yani 10 numara hayvan. Şurada bir de danamız var. Bu danamız kurban olmuyor. Bu damlık arkadaşlar. Bu da 200 üzeri karkası var. Canlı 420 gelir dedi abimiz. Buna da 21 bin lira diyor. Hayvan güzel. Bakalım. İnşallah satar diyelim abimiz de. Fiyat sormaya devam edelim. Sen koy. Sen koy. Ben 250 koy. Yok. Tuttum. Evet sıkı bir pazarlığımız daha. Ömür abimiz. Pazarın vazgeçilmesi. Zarar ederim. 500 zarar olur. 500 zarar olur. 200 zarar olur. Yapma bana ya. 1000 zarar olur. Yapma. Hayırını gör. 500 zarar için düşünebilirim. Hayırını gör. Ya. Hayırını gör. Ama 22 alayım ya. Yapma. Hayırını gör. Abi zarar ettirmezsin. Hayır. 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 250 koy sen. Koy 250 koy. Hani görüyorsun? Ha tamam oldu. Hayırlı oldu. Oldu. Sen 250 koy Mehmet'e. 250 koy Mehmet'e dönerdi buradan doğru. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Kaç? 250. Abi zarar ederim. Hayır. Zarar ederim abi. Zarar ederim. 250. Ciddi mi zarar ederim? Bir şey olmaz. Zarar ederim. Tamam işte ya. Tamam. Hayır. Ömer abi, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Kaç tane hayvan? İki tane. İki tane angus. Düveleri aldık. Bir gösterelim. Bir tanesi bu, bir tanesi de bunun yanındaki. Bu ikisi mi abi? O, şunlar mı bunlar mı? Biri bu, biri bu. Hayırlı olsun. Sağ ol. Kaça verdik? 22. Aa da hayırlı olsun. Sağ ol. Hayvanlarımız arkadaşlar damlık, güzel, angus, alana satana hayırlı olsun. Şu arkası falan 10 numara düvenin. Ay maşallah. Selahattin abim selamünaleyküm. Ve aleyküm selam, hoş geldin, sefalar getirdin abicim. Hoş bulduk abi, nasılsın? Çok şükür, çok şükür. Sizleri sormalı, siz nasılsınız? Biz deyiz, Allah'a bir şükür abi halimize. Abicim bak kurbanlık hayvan getirdik. Abi. Bak dananımız burada. Sen ne yaptın abi? Kaç tane hayvan var burada? Bak 1, 2, 3, 4, 5 tane dana getirdik bak görüyor musun? Orada ineğimiz var. Burada doğurmadık düğümüz var. Daha ne olsun abi ya pazarın ha. yarısını sen doldurmuşsun. Ne yapalım abicim? Nasip kısmet bu işle. Aynen öyle. Abi şöyle bir hayvanlarımızı gösterelim hem de bak, fiyatlarından bahsedelim. Bak, şimdi bak, hangi hayvandan başlıyor seninkiler? Bak böyle 1, 2, 2 3, 4, 5. 5 tane dana getirdik abicim. Nasıl fiyatları? Abicim bak. İstersen sıralarını göster. Bak abicim. Kilolarından fiyatlarını söyle. 25 lira.
Kilosunu söyle. Kilosu 200 kilo. Karkas. Karkas. Evet. Bak, 25 lira. O da 200 mü? 25 lira. Bu 220 kilo. Evet. Bu da 200 kilo. Evet. Bak 25 lira. 220 kilo. Evet. Evet abicim. Bak 25 lira. 225 kilo. 225 kilo. Bu şekilde satıyoruz abicim. Abi. Değerli arkadaşlarımıza söyleyebiliriz. Müşterilerimizi. Abi, müşterilerimizi en kısa zamanda Avran Pazarı'na beklemek istiyoruz yani arkadaşlar. Yani vakit daraldı. Vakit geç kalmasınlar. Daraldı. Biz de sıkıntıya girmeyelim. Derhal alsınlar, bizi kurtarsınlar abiciğim. Biz de evimize rahat rahat gidelim. Evimize rahat rahat gidelim yani. Abi peki sen kurbanda hep burada mısın? Nasip yani Arife günü falan buradasındır. Arife günü, kurbanın birinci günü akşama kadar buradayız. Allah nasip kısmet ederse abiciğim. Bir hafta önceden başlıyor ya burada kurban pazarı. Bir haftadan önce başlıyoruz. Bugün cuma. Haftaya evet. Cuma Arife. Evet. Cuma günü akşam, cumartesi günü akşama kadar biz buradayız. Her çeşit nevi, büyük baş, küçük baş, koyun, kuzu, inek, dana, kafasına göre 3 kişilik, 4 kişilik, 7 kişilik. Hepsi burada mahiyer. Aynen abi, Selahattin gelsinler, abi. Gelsinler bizi bulsunlar. Ben Selahattin. Değerli Çılgın Celep. Numarayı da söyle abi. 0537-952-6084. Abi misafirlerimizi bekliyoruz yerim. Misafirlerimizi bekliyoruz. Yerimiz nerede abi? Bu mallar nereden geliyor? Bir de onu söyleyelim. Biz İvrindi Korucu Çelimler Mahallesi'nden geliyoruz abiciğim. İvrindi'nin bu dağlarında, bayırlarında doğal ortamda yayıldı. Son kurbana 3-5 ay kala besiye çekildi bu hayvan. Evet abiciğim. Yani bunları sağlıklı, hiçbir problemi yok. Evet. Lezzet desen, evet. Onu ben söylemeyeyim, yiyince anlasınlar. Bak şimdi biz bunları koruya atıyoruz, tamam mı abi? Evet abi. Koruda yayıyoruz otta. Organik. Ondan sonra getirip dama çekiyoruz. Damda 5-6 ay bakıp pazarlara çıkarıyoruz yani. Abi nasıl olur bu etin tadı, bir söyle bakalım. Etinde de bıldırcın yumurtası gibi olur abicim. Allah bıldırcın Allah. Gibi. Yedikçe yersin. Avucuna avuçla da böyle iyi. Avuçla da iyi yani. Avuçla da iyi değil mi? Ha, çatarla kaşıkla yenmez bu. Ha, yağ da yapmaz. Çiçek aynen. Gibi olur. Aynen. Sırf dola kalır yani. Aman maşallah. Abi bir de ineklerimiz, düvelerimiz burada varmış. Abicim, bak burada ineğimiz var abicim. Kadronun içindeki mi? Kadronun içinde. Kaç para diyoruz? Bak abicim bu ineğe 20 lira diyoruz nasip kısmet olursa. Kaç kilo? 200 kilo. 200 kilo karkası var. Doğmadık düvemiz var abicim. O da kodranın içindeki. Kodranın içindeki. Ona ne diyoruz? Doğmadık düvemiz abicim. 17 lira diyoruz bak ona. Şöyle bak, gösterelim onu da. Çiçek gibi hayvan. 160 kilo abicim. 160 kilo 17 evet bin lira diyoruz. Hiç doğurmadı. Hiç doğurmadık düvemiz. Kapaklı düvemiz. Evet, kapaklı mahiyar, kurbanı etkili. Selahattin abi bir de numarayı paylaş abi. 0537-952-6084 numaradan bize ulaşabilirler abicim. 24 saat telefonumuz açıktır. Tamamdır Selahattin abicim. Hayırlı pazarların olsun. Aa, teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık abicim. Teşekkür ederiz abi. Geldiniz, kolay gelsin. Konuşturdunuz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ ol. Sağ arkadaşlar ol. Burada da bir tane kurbanlık ineğimiz var. İneğimiz güzel. 10 numara. Şöyle göstereyim. Yani kilo olarak şöyle göreyim. Canlı ağırlık. 250 kilo falan. Pardon, canlı ağırlık 450 kilo. Abimiz 14'e bıraktı. Tuncu abi 12 verdi yine. Olmadı. Yani inekte randıman biraz düşük oluyor. Et kiloda bunun gelince 200'e gelir mi? 190 kilo, 200 kilo et kilo gelir. 14 13.5'a bıraktı en son. Bakalım. Tuncu abi çok üstelemedi. İlerleyen zamanlarda belki tekrar pazarlık olabilir. Hayırlısı olsun bakalım. Yok ya, gebe yok. Tuncay abi yine istiyor ineği. Bakalım bir pazarlığı gösterelim. Tuncay abi. Kaç kilo gördüm? Sayı çıkardım. Hadi abi şu pazarlığı bir sonlandırın bakalım ya. Kaç para veriyorsun sen böyle bu neye? He? Kaç para alacaksın yine? Abi. Abi cebinde kaç para var söyle. 11,5 verdim, 12 mi verdim? 12 verdim. 12 verdim mi? Hadi hayır gör. 13,5 verdim seni. Ben de. Ya 13'te 12,5'te korkma ya. 14 dedik 13,5'e verdim. Al hayırını gör. Abi senin iş doğru olmaz. Allah senin iş doğru da benim iş yanlış olur. 12,5'a bitiririm bu işi. Bitmez, bitmez. Alana satan 12,5. 12,5'a bitmez mi? Kesin. Alana satan 12,5. Çok kasıyor kendini be. Vallahi kasma kasıyor. Be ya. Hem nasıl kasıyor? Ya hesap ortada. Kasmıyorum kendimi. Neye kasam? Ben sana 15 dedim. Dayattın mı? Ben dayattım mı? 10 dedi adam. Ya Allah bereket versin. Hadi. O da para. Hadi bakalım. Haydi. Canlandırın abi. Canlandırın hayvan. Canlıyorsun hayvan ya. İsim neyse. El değiştirsin bir nasip açılsın. 15 lira bıçaktan 15 lira bıçaktan çıkarıyor. Ya ne güzel öyle o laflar. Allah. Pazarlık uzun.
abi. Sen en son kaça vereceksin bu ineğe, şöyle bak. Sonunu ben söyleyeyim. En sonunu söyle. Son, buradan aşağı son, garanti olmaz da sen. Kesin olmaz yani. Kaçtı mı sen? 13 buçuk. İneğe baksana ya. Ya sen aynı türküyü ne çalıp? Sen bu inek 13'e bir tane 13'e. Ben 13 almam ya. He? Allah mı Tuncay? 13 almam abi. Ya dayım gelmiş. 12 yine alırım. Hayır Allah bereket etmesin. Pazarlık uzayacak abi. Bizim kameranın işi arzı yetmez buna. Yetmez mi? Yetmez. Doldursana gelsene kara gözlüm. Kameranın şarjı yetmeyecek. Ben gidiyorum. Şarjı da çok yok abi. Burada sonlanır bu iş. Ha senin bizim şarj bitecek. Seni gideyim. Bir adam ya. Hadi hayır gördü. 12 buçuk abi. He? Gitmem. Falan 250 tak. Hadi be. 500 taksan yine olmaz. Tak 200. Kaç? 500 taksan yine olmaz. Kaç olacak ya? Bu taş kökü mü yiyecek ya? Ben ne yiyeyim abi? Bu taş kökü mü yiyecek dayıcım? Hayırlı olsun diye. Sarıp geleceğim. He? 13 buçuk ay var. Evet, pazarlık uzadı. İneğimizi tekrar gösterelim. Amcamız 13.5 tane içeri vermem diyor. Hayırlısı olsun. Konuşuverin biriniz ya. Konuşur. Evet arkadaşlar, burada da bir tane şarole danamız var. Şöyle bir göstereyim. Abimiz de yanımızda. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız abi? İyi abi, sağ olun. Abi maşallah şampiyon sizde bugün galiba. Nasip abi. Şarole mi oluyor bu abi? Şarole abi. Giş tarttık mı abi hayvanı? Dağıtmadık abi. Tahmini ne görüyoruz kilo? 384 kilo. 400 kiloya sokulur bu hayvan. Ben de öyle gördüm abi. Fiyatımız nasıl? 45 dedik abi. 45 bin lira dedik. 45 bin. Pazarlığımız vardır. Vardır. Nasıl, fiyat veren oluyor mu? Oluyor da tutmuyor abi. Tutmadı mı? Anlaşamadık. Anlaşamadık. Hayırlısı olsun abi. Sağ ol. Şöyle ben bir hayvanı detaylı göstereyim bakalım. Göstereyim. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Evet arkadaşlar, danamız gerçekten 400 kilonun lafını yapmayacak 10 numara hayvan. Ay maşallah, yani belki daha dolardı bileydi bu hayvan vakit olsaydı. Gerçekten 10 numara. Şöyle kafayı da göstereyim. Şunun güzelliğine bak. Şunun güzelliğine bak. İnşallah satılır bakalım. Abimizin iletişim numarasını da paylaşırız olmazsa. Ulaşmak isteyenler abimize ulaşsınlar. Ahmet abi selamünaleyküm. Aleykümselam birader. Nasılsın abi? İyi Allah'a şükür İzzettin be, sağ ol. Sen nasılsın? Biz deyiz Allah'a bir şükür. Valla çekim yapam diye bekledik ama dananın biri gitti. Gitti. Hayırlısı olsun abi. Birader. İki danamız vardı. Ayarladık işi. Olsun abi. Ayağa gelen müşteriyi kaçırmayacaksın birader. Yani abi yani aldı. Görüyorum mal çok. Mal da var. Mal. Hakkını da gördü hayvan. Allah bereket versin birader. İyi para ya. Şöyle bir de hayvanlarımızı gösterelim. Hayvanımız bu. Satılan hayvanımız bu. Kaça verdik de bunu abi? 31'e. 31'e verdik. 31'e verdik. Kilo da yine bu 300'e sokulur abi ya. İzzettim ben de 300 kiloya 300 sokulur gelir dedim yani birader. Yani 300 var da ananın 300'ü var. 300'ü var yani, bana da öyle geldi. Yani çok aşağı gelsin 290 gelsin. O da gelmez gibi geliyor. Dolu dana. Bir de bir tane daha var şurada. Ona ne diyoruz? Buna? Birader buna da 29 diyoruz. Onu da yakaladık mı yani hiç affetmeyeceğiz birader. Bunu da vereceğiz Allah nasip ederse. Hiç kaçma şansı hiç yok. Yani bu hayvanımız da gene 250-260 var. O aralarda var arkadaş, var. O var da bu bakalım. Biraz daha da az geç geldi. Aynen. Bir ay falan durdu. O da güzel maşallah ama tabii daha bir yakışıklı. Ya yem yiyen hayvan ille farklı olur. Albenisi de bir farklı. Ya bu dana da güzel de izlettim. Yem yiyemedi hayvan fazla. Aynen. 45 gün 50 gün oldu pazara geleli. Doğru söylüyor. İki ay yiyeyim ise bu dananın... Biraz sana geç geçti herhalde. Geç geldi, elimize geç geldi birader. Yani. Abi nasıl, bitirebildin mi hayvanları? Tek tanem kaldı İzzettin, bu dana kaldı. Kaç tane sattın bu sene? 26 tane dana sattım Sadıç. Genelde damda gitti ama galiba. Çoğu damda gitti birader. Geçen hafta 3 tane pazarda verdim. Evet hemen abi. Hemen adam alıp gitti. Ne güzel. İki de bugün gittik. Vallahi çok iyi. Bunları yedik mi Allah bereket. Bu akşam rahat uyuruz. Uyuruz birader. Aynen abi, hayırlısı uyuruz olsun bakalım. Aynen. Sağ ol kardeşim, Allah razı olsun. Tamam Ahmet abicim, hayırlı pazarların sağ olsun. Sağ ol İzzettin'im. Allah kolay gelsin. Bana da kolay gelsin birader. Eyvallah abi. Arif abi selamünaleyküm. Selam abi. Nasılsın Arif abi? Allah çocuk abi. Ne yapalım? Allah, göremedik sabahtan beri seni. Ya işte anca bu kalabalık. Anca kalabalık olunca işte birbirimize kavuşamadık. İşleri sapıttık birader arasında tabii yine. Vallahi pazarda mal var, biraz alıcı zayıf abi, gibi. İşler kaçık yani. Kaçık değil mi? Vallahi kaçık, malla elimizde kalacak gibi.
Sen usta adamsın. Yok, pazarın kokusundan bilirsin. Yok sağ ol da. Ne yapalım işte, geçinebileceğiz yani. Nasıl şimdi hayvan, ne var elimizde? Dana, döve, karışık galiba. Kurban et dana var, döveler var. Bunlar danalarımız mı? Evet, şu bu danamız. Bu danamız. Evet, bunu verdik. Kaça gitti? Bunu 17,5 verdik. 17,5 gitti. Kilo daha, aşağı yukarı bunda yine 150-160 kilo vardır. Fazladır. Fazladır mı? Fazladır, 200 kilo. Vallahi 180, güzel hayvan. 200 kilo ama ya abi. Aşağıya gitti. Hayvan 20 lira ama. Ama alıcı olmayınca. Pazar gidiyor yani hiç. Ya pazarda bir standart yok, tutturabildiğine. Bir durgunluk var. Bir durgunluk var yani. Doğru söylüyorsun. İktidarda bir durgunluk var. Ne yapalım? Bu da düve mi bu? Bu düve. Evet. Düveye ne diyoruz? Düveye de 17,5 lira diyoruz. Işte. 17,5 diyoruz. Bunlar nasıl Arif abi? Bunlar da 25'er lira diyoruz ama. 25'er lira diyoruz. Bunlar da 200'ün üstü vardır var, et. Var, karkas. Bunlar var yani. 200, hepsi 200, kapaklı. Hepsi kapaklı. Hepsi kurbanlık. 30 lira gözden bakarken 25'er lira müşteri alacağız. Değil mi? 30 liraya bakarken 25'e düştük. Tamam, düştük. Daha da ne olacağı belli abi, değil. Ne yapacaktık öyle ya? Baksak ne yapacak yani? Peki şimdi Arif abi. Bu hayvan kurbanda satılmadı. Kurbandan sonra bunu kestireyim desen. Ya kasabın abi, eline düşsen ne olur bu iş? Yok, bunlar yine çıkarırız. Böyle renk ne var? Şey 90 lira keserler. Aynen. 20 lira gider. 22 lira gider. Yani. Biz de zaten bunlar kurban diye alıyoruz. 24 lira, 25'er lira. Doğru söylüyorsun. Yani bir şey öğrenemeyiz ya, bu işten. Ya, çırak çıkarız ya, bu işten. Ya şimdi içine kalsa, kasaba kalsa zarar ederiz. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun abi. Çünkü kurban diye almasak iyi de kurban da bana. Aynen abi. Şimdi bugünden sonra da burada mıyız yoksa döneceğiz mi? Biz döneceğiz gerisi yer. Gerisi geri döneceğiz. Bu da kalanlar da var da. Kalanlar olur. Aynen. Şimdi kurban pazarı başlar bizim. Bir hafta hayvan olur pazarda. Biz görenene gidiyoruz. Ondan sonra bir dahaki haftada galiba bandırma ekeceğiz hadi. Aynen abi. Hayırlısı olsun abi. Sağ ol abi, sağ ol. Biz yine izleyenlerden hayvan almak isteyen olursa diye numarayı paylaşırız Arif abi. Tamam abi, yardımcı oluruz yani. Tamamdır. Tamamdır. Kolay gelsin Arif abicim, hayırlı pazarlar. Hadi herkese Allah kabul etsin abicim. Sağ olasın, sağ olasın. Evet arkadaşlar. Abilerim selamünaleyküm. Sadıcım nasılsın Sadıcım? Nasıl olan be? Bu kurban gibi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yine ayar yok. İşten dadı yok. Yok mu? Yok. Vallahi pazarın nabzını sen tutuyorsun zaten baba. Her yerde varsın. Ya her yerde biz varız ama bu gidişte hiçbir yerde olamayacağız gibi. Yapma yapma sen. Aynen. Getirdin mi hayvan bugün? Vallahi hayvan gittik işte, kurbanlık düveler gittik. Vermişsindir sen. Verdik bir iki tanesini verdik işte. Dur, hayırlısı olsun. Var, geri götüreceğiz. Sen damda ayarlıyorsun işi. Evet. Damda sattığımız oldu. Evet. İşte küçük baş damda var. Aynen. Kakam da gitmiş aynen. Buraya küçük başlarda. Biz de müşteri bekliyoruz kardeşim. Bütün sevenlerimizi bekleriz pazar yerine. İnşallah Rıfat abicim. Şimdi ne var elimizde? Seç beğen yapacağız artık burada. Ne var elimizde? Koyun var toklu. Evet. Erkek kuzu var. Nasıl geçiyor tokluların fiyatları? Tokluların fiyatı 2,5 lira geçiyor kardeşim. 2,5. Aynen. Koyunlarımız var yine 2,5. Seç beğen yapacağız. Seç kampanya. Beğen kampanya var. Kampanya var. Evet. Pazarlığımız var mı? Var. Pazarlık var. Pazarlık sünnetir. Aynen. Pazarlık. Nasıl satış yapabildik mi Rıfat abi? Satış yapabildik kardeşim. Bak boyalı var bir tane. Aynen. Sattığımız. 2100 liraya verdik. Aynen abi. Bu arkadaşı. Aynen. Vallahi iyi bakalım. Pazarı nasıl gördün? Pazar vallahi çok. İnsan çok da alışveriş az ya. Biraz alışveriş az gibi. Alışverişlerimiz az. Ama bundan sonra hareketlenir daha burla. Yemler pahalı. Doğru söylüyorsun. İşin içinden çıkamıyoruz. Herkes aklı kendine göre yani. Mal ucu. Doğru söylüyorsun abi. Aynen. Alıcı yok. Bak güzel abim geldi, danacı. Hadi çek görüşürüz baba. Hoş geldin. Hadi. Hoş bulduk. Dana var mı abi? Var abi dana. Nerede danalar? Danalarımız burada. Çekme danalar mı? Şu danalar 30'er lira yapsa bile 20'şer liralık yemiydi. Yemiştir. Evet zarar. Şu... Hep zarar. Bir dana bir düve var kotarda, onları mı diyorsun? Şu bir dana bir düve benim, bir tane de dana burada var. Şu bir gösterelim bir bakalım, gel bakalım. Çek, çekelim. Gel bakalım bir gösterelim abi. Nedir nedir bu işler, nasıl gidecek böyle bilmiyorum ben. Şu danaların abi maliyetimize belki 15-20'şer olarak yemedi. Ne diyorsun fiyat bunlara? Bu işleri bu sene gayet bırakıyoruz. Bu sene son mu diyorsun? Bu sene son, bakalım sen, yazıyor. Bakalım seneye nereden bulup da kesecekler millet kurbanı. Doğru söylüyorsun. Biz bunları dama bağlayalı 8-9 ay oldu. Dünyayı yedi desene bunlar. Dünyayı yedi, dünyayı. Evet. Doğru söylüyorsun. Adam mahvoldu. Adam doğru mahvoldu söylüyorsun. Abi. Abi. Şimdi fiyat ne diyorsun bunlara? Abi buna kaç veriyorlar? 23 lira dedim. Kaç verdiler? Daha bir fiyat veren olmadı. Soran bile yok desene. Soran bile yok daha. Buna ne dedin? Buna 22 lira dedim, daha sonra yok. Et yani, kiloları nasıl? Sattı. Şu hayvan 210-220 kilo.
210-220 kilo. Şu hayvan 180-200 kilo. O aralarda. O aralarda. Bıçak parası zaten hayvanlar. Bir de onları gösterelim abi, gel. Gel abi. Gel abi bakalım. Bunlar nasıl, fiyatlar nasıl burada? Abi şu düvemiz. Gir abi içeri. Şu düvemiz. Düvemiz ne diyoruz? Düvemize 35 lira dedik ama fiyat veren yok. 35 lira. Kilo ne görüyoruz bunda abi? Kilo 330-340 kilo. Düvemiz ham düve. Doğum ham yapmamış. Düve, yani doğum danadan yapmamış. Bir farkı yok bu düvenin. Yok, evet. Ha dana eti yemişin, ha bunu yemişin. Evet. Valla bunu daha güzel olur bile diyorlar abi. Düvenin eti daha lezzetli olur. Daha lezzetli olur. Evet. Bu danamız? Bu danamız 250 kilo. Fiyat? Fiyat 30 lira. 30 lira pazarlığımız var. Hepsi, hepsi kapaklı hayvanlar. Hepsi kapaklı. Bakalım alıcılarımızı bekliyor Savran Pazarı'na. Evet. Abi bir de numara bekliyorum. Paylaş bakalım. Belki damına gelmek alışveriş olur. 0535. Evet. 242. Evet. 9923. Yerimiz nerede? Havran Kobaklar Köyü. Havran'dayız. Havran'dayız. Hayırlısıyla müşterilerimizi bekliyoruz. Müşterilerimizi bekliyoruz. Hayırlı pazarlar, kolay gelsin. Abim sağ ol abim. Teşekkür ederim. Eyvallah. Evet arkadaşlar, burada da İsmail abimizin danaları var. 3 tane damlık danası. Yanına çek çevir. Yani bu danamızı da kötü değil. Bu belediye senin akıllı ödeyemez gözüm. İsmail abi bir daha söyle duysunlar. Ne oğlum? Ne diyordun, bir şey diyordun ya. Bu belediye senin akıllı ödeyemez cancağızım. Abi sen olmasan bizi gazlayacak adam yok. Kızım olsa vereceğim sana ama yok kızım Allah. Yok. Anasını sattım ya. 3 tane oğlan var sende. Ben kızlı karı bulayım da sana vereyim kızım. Yapma İsmail abi. Ne yapayım ya? İsmail abicim. Ne diyoruz hayvanlara? 22 diyoruz. 3 tane bunlar. Yaşları nasıl? 3 tane vallahi 7 aylık mı 8 aylık mı? Yalnız bir tanesi çok güzel. Evet bir tane çok güzel. Tam senin gibi çapkın. Çapkına benziyor çapkın. Biraz. Mal sahibine hem, sahibi. Hem çapkın hem yakışıklı şimdi. Evet abi. Yakışıklı Karagöz değil miyim abi? Gibi. Karagöz kara sakal. Evet. Karagöz kara sakal. Abi nasıl pazarın durumu? Vallahi abi. Bak bu sene bu kadar hayvan var ya, yeni sene bu da olmaz. Niye dersen yem olayından olmaz abi. Herkes bakamaz. Bakamaz değil mi? Bu sene boşanan da çok olur ha. Vallahi billahi çok olur. Adam hayvana baksın, evan baksın ya. Karının ne kavga kar da gitti adam. İsmail abi. Doğru söylüyorsun abi. Vallahi hep ya. Tespitlerin çok doğru. Olmaz abi, böyle bir şey olmaz ya. Ya bu geçim hayvancılık olan adam ne yapsın abi? Ne yapsın abi? Ne yapsın? Doğru söylüyor. Vallahi işte zor, çok zor. Ya yine senin tuzun kuru, senin köfte benim dükkanı tuzum, var. Ya benim tuzum kuru değil de. Senin dükkan ya çalışıyor. Benim kuru olsa olacak ya. Ne insanlar var, ne... Ya mesela... Paraları yiyecek insan bulamıyoruz İsmail abi. Ya ha. Bak bu hafta gideriz gelsin pazar günü. Gidem. Gidem abi. Şey, Hanlara gidem. Gidem abi. Vallahi İsmail abicim, heh. Yine bizlerin numarayı paylaşalım. Böyle damlık hayvan arayanlar oluyor bizim takipçilerimizden. Oluyor, oluyor. Bir faydamız olur belki. Verem İzzet. 0530-180-69-82. Evet. Tamamdır İsmail abicim. Hayırlı pazarların olsun. Sağ ol cümlemize. Kolay gelsin Allah abi. Allah da senden razı olsun. Sağ ol, sağ ol abi. Belediye bir şey dememiz lazım senin için. Vallahi belediye bizi izlemiyor galiba. Vallahi abi. Belediye bizi izlemiyor. Ne kantar var, dar yerde. Açın öbür tarafı ya. Hiç şikayetlerimizi, başkanım, sıkıntılarımızı dile getiriyoruz. A, tabii ya başkanım. Yani gel bizden oynama kaderimizden. Sal bizi. Bize... Vallahi Mehmet değil olmaz bu iş böyle ya. Önemli bir doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Abi adamlar Manisa'dan geliyor, anasından geliyor, Yozgat'tan gelenler var buraya ya. Bunun sayesinde, bilmemin sayesinde. Hani buna bir değer vermek lazım ya. Kantarımız bile yok. Yani adam dışarıdan gelen adam buraya gel, buraya geldi memnun kalsın abi kalsın, dışarıdan geliyor misafir kalsın, bu adam bir daha gelsin. Yani zabıta adalları zabıta çok iyi. Zabıtamız iyi. Vallahi billahi kapıyı açanlar haber adam pilsin diye ya. Doğru söylüyorsun. Vallahi. Tamam İsmail abi ya. Ağzına sağlık. Allah razı olsun. Sıkıntılarımızı da dile getirdik. Evet. İnşallah sesimizi İnşallah. Duyarlar. İşimiz iyi olur ya. İnşallah inşallah. Ha? 23 verdik ya canım. Ya hocam 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 yok yok yok. 23 verdik verdik yok yok. Tamam, ver ver Arif abi ver bakalım ya. 20 liraya bunun peşini istiyor. Tamam 23 lira hayvan. Kamera açıldı bu işi dolandıralım abi. Tamam 23 lira Mehmet ya. Sen daha 23'e bir şey kalır. 23 lira hayvan ya. 23 lira hocayı görmüyorum. Tamam mı? Ya hoca görmüyor. Tamam mı? Tamam mı? 23 lira tamam. Hoca tamam. 23 lira. Hadi Mehmet abi. Ver be ya. Benim tamam vereceğiz abi ben. Söylesene ama iyi bak. Hadi hayırlı olsun. Hadi hayırlı olsun. Hadi hayırlı olsun. Ya 23'e çıkamayız. 23 liraya sattık abi. Hadi hayırlı olsun Arif abi. Sağ ol. Sağ ol Allah razı olsun abi.
Hayvanımız bu mu? Hayvan, hayvan bu, göster. Ay maşallah. Kurban oluyor mu? Kurban oluyor. Kaç kilo? 220 kilo falan işte. Var mı o kadar? Var. Kurbana gelir. Doğum yapmamış. Doğum yapmamış. Diyor. Hamdi be. Hamdi be. Hayırlısı olsun sağ bakalım. Ol. İnşallah ya, bir topak ekmek de yersin. Bulursak bir dilim ekmek vermeyeceğiz. İnşallah, inşallah. Abi. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Adem amcacığım selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın Adem amca? İyi. Allah iyilik versin. Adem amcam. Şöyle. Nereden geldik pazara? Kocaseyit'ten. Kocaseyit'in memleketinden. Evet. Ay maşallah. Şembelek yaylasından. Ay maşallah. Evet. Vallahi Adem amcacığım ne getirdik bugün pazara? Pazara iki inek gittim. İki tane ineğimiz var. Evet. Kendimiz baktık bunlara. Evet, kendimiz organik. Kurbanlık. Kurbanlık organik. Kocaseyit'in dağlarında, bayırlarında yayıldın evet, bunlar. Yayılan hayvanlar bunlar. Kocaseyit. Bu önümüzdeki inekler mi inekler? Evet. Bunlar. Biri bu. Biri sarı. Biri bu. Heh. Nasıl fiyatlar Adem amca? Fiyatlar yani 20'den 18 arasında. Şu kır olana, boz olana ne diyoruz? Buna 20 dedik. 20 dedik. Öbür gün evet. 18 dedik. 18 dedin. Nasıl kilo? Kaçar kilo? 200 kilo. Et kilo. Et. Karkas. Evet. Nasıl? Pazarın durumu nasıl? Fiyat veren oluyor mu? Oluyor. Yavaş yavaş sattık. Ama yavaş yavaş satıyoruz. Yavaş yavaş sattık. Adem amca. Efendim söyle. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Aşağı yukarı 50 yıldan beri yapıyorum. Devamlı bu işin içindeyiz. Evet. Hayvancılık, hayvancılık işimiz. Evet, işimiz hayvancılık. Peki kaç yaş kaç Adem amca? Yaş 1953 doğumlu. 53 doğumlusun. Evet. İşte 70-80'e var. Şey 70'e varıyor. Aynen. Köyde nasıl şimdi? Kocaseyit'in anıtı falan var değil mi? Evet var. Orada güzel yapmışlar oraları. Sergi açıyorum. Orada sergimiz var. Var. Gelen giden oluyordur illaki ziyarete. Seyrek sekel işte alıyoruz 3-5 kuruş. Geçimimiz ondan. Vallahi biz de hep videolarımızda Kocaseyit'in şeyini paylaşıyoruz. Evet. Heykeli olsun, şey olsun, görüntülerini paylaşıyoruz. Evet. Vallahi ne mutlu sana, onun aynı köylüsüsün. Evet. Peki Adem amca bu söyle. Sene nasıl işler? Kurbanlık kaç tane vardı? Bayağı sattın mı? 3 tane yani, falan sattık. Yapabileceğin yani kadar yaptın. Bir tane sattık, 2 de gittik yani. Aynen, yapabileceğin kadar yapıyorsun. Evet, evet. Pazarını nasıl buldun? Pazarını nereden bulacaksın? Yani abi, nasıl? Diye. Hayır, nasıl buldun derken yani nasıl? Canlı mı? Hareket var mı? Alışveriş oluyor mu? Vallahi gitmedim ki ne olsa yani alışveriş. Bizde olur da. yavaş yavaş anca olacak. Daha bir hafta var bakalım. Daha günü de var ya, yavaş yavaş var. Anca olacak. Tamam Adem amcacığım. İnşallah satarsın hayvanlarını. Başka soracağın var mı? Başka bir şey yok. Hayırlı pazarlarınız olsun. Yani sevda için falan yani böyle. Aşktan çok anlamıyor. Aşk falan yani böyle. Biz bilmiyoruz. Sen söyleyeceksin. Biz seni şimdi burada tanıdık. Yani varsa söylemek istediğin sen söyle. Var. Yanıyor. Yani yanıyor. Yangın mı var? Yani eriyoruz. Yani tereyağı gibi eriyoruz yani. Aynen abi. Doğrudur adam abi. Eriyoruz yani. Oğlum öyle söyleme, burada çekiyor. Adem amca biraz şeysin herhalde, duygusallık var. Biraz aşka inanırız galiba. Evet, inanır mısın aşka? Sen inanıyorsun galiba diyorum. Ben aşka inanıyorum. Var mı? Hanım var mı? Tabii ya, var ya canım var. Olmasa hala mı? Hala da aşk var mı yani aranızda? Var, tabii ya canım, aşk olmaz mı? Kaç yıllık evlisin? Valla aşağı yukarı 50 yıllık. 50 yıllık ama hala da içimizde devam ediyor. Sevdamız devam ediyor. Daha devam ediyor yani. Peki bize söyleyebileceğim böyle bir aşkla ilgili bir yani şiirdir, bir kesittir var mı? Elim bana bir tane de hanım lazım. Yapma Adem amca. Benim şey dersen yani öyle yani duyanlar gelirse yani. Nasıl bir hanım arıyoruz? Yani ne yani, kriterlerimiz neler? Köylü yani, köylü. İşle iş. Gene boylu olsun, ufak olmasın. Biraz boylu mu olsun? Tabii ki canım. Sen hanım da ver evde, nasıl olacak? Ya yaparız, bir ev daha yaparız. Yani. İkinciye diyorsun. İkinci. Esmer saçın var mı kendi? Yani, yoksa öbür günü bırakacağız mı? Yok canım, bırakılır mı? Esmer olsun, sarışın olsun. Yani fark etmez yani hiç. Abi Adem amca ev var mı? Var ya, olmaz mı? Lojmanlığa var. Araba? Araba da var. Şimdiki hanımlar ev ister, araba ister. Mayış? Mayış var. Mayış da var.
Tokmak da var. Var, tokmak da var. Davulu çalarız diyorsun yani. Çalarız yani, çalarız. Hayırlısı olsun. Tamam Adem amcacığım, bakalım. İnşallah. Var mı söylemek istediğin buradan izleyenlere? Teşekkürler. Tamamdır. Evet arkadaşlar, bir hayvan pazarı videomuzun daha sonuna geldik. Bugün Avran Büyükbaş Pazarı'nı elimden geldiğince sizlere çekmeye çalıştım. Gerçekten çok güzel hayvanlar vardı. Güzel pazarlıklar da oldu. Güzel hayvanlar, alışverişler de yapıldı. Ama tabii yani beklenileni karşılayamadı açıkçası. Çok alıcı gelmedi pazara. Yani nasip kime vurursa artık o hayvanı sattı, öyle söyleyeyim. Hiç satamayan da oldu mu? Oldu. Bu işler dediğim gibi nasip işi. Ama tabii daha her şey bitmiş sayılmaz. Yani insanlar da para olmadığı için arife gününü beklemeyi tercih ediyorlar. Fiyatlar biraz da aşağıya gelir mi diye. Onun için alışverişler biraz zayıf gidiyor. Yani arife günü haklı olabilirler. Belki biraz bir aşağıya çekilme olabilir fiyatlarda. Ama eğer hayvan sıkıntısı olursa yukarıya gitme riski de var fiyatların. Artık orasını biz bilemeyiz. Bakalım. Alan da satan da iki tarafta memnun olsun. Yani kan akıtmak zaten gayemiz. Onun için çok 3'e 5'e bakmayalım. Ona göre bir şeyler alalım, keselim. Evet, videomuzun sonuna geldik. Beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Küçükbaş videomuzda yarın onu da sizlerle paylaşacağız. Bakalım Küçükbaş'taki fiyatları da hep birlikte göreceğiz. Videomuzu sonlandırıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.